Evet, hanımefendiler, beyefendiler, etkili bu sözlerden sonra şimdi siyasi bir konuşma yapmak çok zor. Çünkü öyle sanıyorum ki herkes tekrar gözünden geçiriyor. Başka ülkelerde siyasi aktivitenin nerelere götürebileceği biliyor ve bizden Almanya'dan çok fazla uzaklarda olmayan bir ülkede nasıl bir gelişme gördüğü ve şimdi daha önceden Avrupa'ya doğru bir yol izleyen ve şimdi de otokrasiye doğru sürüklenen bir ülkede az önce bahsedildiği gibi bizde misafir olan konuklarımız, federal mecliste misafir ettiğimiz, ağırladığımız meslektaşlarımızın şimdiki durumu çok etkileyici ve üzüntü verici. Ben kendi konuşmamda ağırlık vermek istediğim konuyu hangi perspektifler ve gelişmeleri Türk-Alman ilişkileri için şu anki durum itibarıyla nasıl gördüğümü söylemek istiyorum ve bunun Almanya'ya nasıl sonuçlar getirebileceğine değinmek istiyorum. Tabii ki Almanya'daki sonuçlar biraz daha marjinal çünkü esas ülkede bulunan Türkiye'deki insanlar için sonuçlar çok daha farklı, çok daha önemli ve tabii ki Türkiye'den gelen konuklarımız, meslektaşlarımız bu konuya çok daha iyi, daha net değinebilecek. O bakımdan bizim açımızdan, Almanya açısından ne anlama geliyor bütün bunlar? Ve tabii ki bizim federal hükümetten beklentilerimiz, federal hükümet bu durumda, şu anki durumda neler yapabilir, ne yapmalı diye soracağız. Tabii ki siyasi iletişimde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bazı şeyler Profesör Doktor Lamert söyledi, meclis başkanımız. Ve bu iletişimin üslubunu, biçimine bir baktığımız zaman bu şu gözüküyor ki Erdoğan'ın stratejisi kendisiyle hemfikir olmayanların hakikaten bu siyasi söylemin dışında bırakılıyor. Bunu hem Türkiye'deki karşıtlarıyla aynı şeyi yapıyor hem de Avrupa'daki karşıtlarıyla veya ona karşı konum alan insanlar için aynı şeyi yapıyor. Onları terörist olarak hakaret ediyor ve Alman hükümetine ait mensup olanlar ve Avrupa'daki diğer hükümetlere mensup olan kişileri Nazi ve faşist tanımlaması getiriyor ve bunu yaptığında da eğer birisi bir teröristse veya bir Nazi ise veya bir faşistse o zaman bu karşıtın bilinen her yoldan savaşılması gerekiyor, ortadan kaldırılması gerekiyor. O bakımdan onun teşvik ettiği nefret, büyük bir nefret ve bu da şiddete seslenmekle eşdeğerdi. Ve bunu da su altından böyle, ben çünkü eğer teröristten bahsediyorsam, terörist olarak tanımlıyorsam o zaman teşvik etmiş oluyorum. Şiddete de sesleniyorum, şiddeti davet ediyorum ve ben bir alıntı not aldım ve bunu korkunç bulduğum için nasıl olur da bir devlet başkanı, bir cumhurbaşkanı Sayın Merkel'in düzenli aralarla ziyaretlerde bulunduğu bir cumhurbaşkanı nasıl böyle bir şey söyleyebilir? Avrupalara yönelik bir şey söyledi. Eğer böyle davranmaya devam edersiniz, yarın hiçbir Avrupalı, hiçbir Batılı, hiçbir yer, dünyanın hiçbir yerinde sakin şekilde bir yere adımını atamayacak. Bu terörizme teşviktir. Yani burada bir terörist konuşuyor. Böyle bir tutum sergileyen birisi. Ve esas soru da şu, Almanya böyle bir gelişmeye nasıl bir tepki göstermeli ve Alman hükümeti bizim kanaatimce buna yeterince tepki gösterdi mi? Olması gerektiği şekilde
gösterdi. Ve tabii bu Kürt bölgelerinde de bunu hakikaten savaş gibi bu uygulamaları yapıyor. Yıllarca kişi tutuklanıyor, görevlerinden alınıyor ve takibat altında, ama daha da fazlasını yapıyor. Çünkü gayet hedefli bir şekilde, amaçlı bir şekilde Avrupa'ya karşı tavır alıyor. Sadece başka fikirde olanlara veya karşıtlarına yönelik değil, hakikaten bu savaş mücadele bölgesini Avrupa'ya doğru genişletmekte. Ve benim için burada iki önemli noktayı vurgulamak gerekiyor. İlk önce federal hükümetin ve Sayın Angela Merkel'in Türkiye'ye tavrı ve tabii ki bir sürü çıkarın bir şantaja gelebilir bir tavır alması. Yani bazı şeyler gidişata bırakılıyor ve öyle göz yumuluyor. İkinci olarak da kendi nüfuzunu, etkisini tabii korumak için Cumhurbaşkanı Avrupa'da, Almanya'da bazı teşkilatlar üzerinden, yapılanmalar üzerinden hakikaten eleştiren, onun karşılarını üzerinde etkileyebilmek için. Ve ben de tesadüfen kulağıma geldi. Bazı temaslarım da var, kontaklarım var. Mesela bir eyalette, listede Esen Gülür'da hakkında Essen kentinden kulağıma geldi. Birkaç gün önce sosyal medyalar üzerinden bir AKP taraftarından bir post gelmiş ve Almanya'da kendisini çok özgür, hür görmemesi söylenmiş ve bilgilerinin Türkiye'ye bildirildiğini ve yine alıntı yapıyorum. O zaman oraya gittiği zaman Türkiye'ye hakaret etmenin ne demek anlamına geldiğinin gösterileceğini kendisine söylemiş. Ve bu kişi Sol Parti için adaylığını koymuş birisi ve böyle insanlar sindiriliyorlar. İnsanlar böyle baskı altına alıyorlar ve tabii ki örneğin Türkiye'ye gitmemeye zorlanılıyor. Evet, tekrar esas soruma geri dönecek olursam, bu nasıl oluyor? Çünkü bu kamuoyunda da zaten duyuruldu. Sanıyorum gerçekten bu mülteci sözleşmesinin hakikaten özellikle federal hükümet tarafından başbakan, Almanya Başbakanı tarafından yapılan bu mültecilerle ilgili anlaşmayla kendimizi hakikaten onlara muhtaç hale getirdik. Ve eğer benim istediğimi yapmazlarsa o zaman kapıları açarım. Bu tehdidi de zaten birçok kez dile getirdi ve bir nevi ona kendini bağımlı kıldılar. Ama bu hepsi değil. Tabii ki Türkiye önemli bir NATO ortağımız. Tabii ki bu bütün bu ilişkilerde ve sürekli bu gerilimi daha da tırmandırmaya yönelik eğilimde hakikaten bu da kendisini fark ettiriyor. Çünkü bu hakikaten çok aşırı bir atak ve çok aşırı hakaretler dile getiriliyorlar. Ve bir NATO ortağını tabii ki ABD'de çok önem veriyorlar bu ortaklığa. Onu iyi tutma amacı da önemli. Tabii ki üçüncü bir noktada aynı şekilde bu Boğaz'daki bu ülke yatırımcılar için de çok önemli bir kilit ülke konumunda ve sadece yatırımlar, yatırım projeleri, Türkiye'de yatırım projelerine imza atmış, ilerlemiş
yatırımcılar tabii ki bu konuda daha kırılgan olduğu için bu ilişkileri iyi tutmak gerekiyor. Bence ve tüm bunlar maalesef o noktaya kadar getirdi ki başbakan Profesör Lamert'in az önce söylediği gibi susuldu. Tabii ki hani sol parti mensubu olmadan veya başka türlü bir siyaset gütmeden buna karşılık vermek gerekirdi. Çünkü Erdoğan tarafından yöneltilen bu tehditlerin gayet net şekilde kınanması gerekiyordu. O bakımdan ben kendi meclis grubum adına da tekrar Norbert Lamert'e bu konudaki teşviği için seslendiği ifadeleri için çok teşekkür etmek istiyorum. Ama maalesef Alman hükümetinin güttüğü siyaset bu olmadı. Jan Böhmermann zamanında o şiiri okuduğu zaman, yayınladığı zaman başbakan tarafından, Merkel tarafından soruşturma açılmasına bir şey söylenmedi. Ondan sonra İncirli'yi ziyaret etmek isteyen Alman parlamenterler o ülkeye sokulmadı. Ama eğer önemli olaylardı, yani Türkiye'de önemli olaylar öncesinde eğer ziyarete gidiyorsa bir insan, o zaman bunu ki başbakan iki defa yaptı, Kasım 2015'ti parlamenter seçimler öncesinde, bir de daha sonra referandum öncesi tekrar ikinci bir ziyaret düzenledi Türkiye'ye ve bence bunu o da suç ortaklığı yapmış oldu ve böyle kararlar verildikten sonra bu tür ziyaretlerle onu böyle güçlendirmesini çok zor buluyorum. Buna karşı getirilen yanıtları da biliyorum. İşte normal, gereken bir diyalog olduğu söylendi. Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Gabriel de bu yolda buna yönelik gerekçeler gösterdi. Ama eğer Türk hükümeti içeriye doğru, yani baskı altında tuttuğu kişileri böyle zayıflatmak ne amaçlıdır? Çünkü tabii ki başka ülkelere doğru diktatörlerle de tabii ki belki bir temas halinde olmak gerekiyor ama böyle destek vermek mümkün değil ve bence normal bir diyalog veya normal bir diplomasi kendi halkına karşı savaş yapan, savaş açan, savaş yürüten bir ülkeye silah vermek, silah tedariği yapmak mümkün değil. Ve onun için de biz kendi partimiz olarak bunu durdurulmasını istedik. Şimdi bazı silah tedariğine yönelik adımlar durduruldu ama büyük bir endişeyle şunu görüyoruz ki mesela az önce yatırımdan bahsettim. Rheinmetall Türkiye'de tank fabrikası kurulacak deniyor ve gelecekte mesela Al-Qaeda kollarının Suriye'de bu Rheinmetall'in ürettiği bu silahlarla, tanklarla insanları orada, insanların hayatına, kıymalarına müsaade etmek istiyor muyuz? Hayır. Evet, NATO söz konusu olunca bunu da abartılı şekilde tabii diyorum. Tabii ki bu askeri teşkilat için Türkiye'deki gibi bir diktatörün farklı düşüncede olan kişileri tahkibat altına alması, onlara baskı uygulaması, yine de bu askeri müttefikliği, ittifakı da eleştirmemizi zaten vurguluyor. Ve bu
incirlikte halen daha bu üstün. Tüm bu gelişmelere rağmen korunmasını bunu iyi bilmiyoruz ve bu da çok uzun zamandan beri zaten gündemde. Çünkü Türk hükümeti Alman tornado uçuşlarından Suriye üzerinde aldığı bilgileri Türk hükümeti ulaşabiliyor ve Suriye'de ki bu gelişmelerde bazı durumlarda bunun farkına vardık. Mesela Al-Kaide ya atak yapılırken orada aslında Türk hükümeti üzerinden Suriye'deki teröristlere verilen bilgiler toplanıyor ve o bakımdan bu çifte iki yüzlülüğü sona erdirilmesi gerekiyor ve o bakımdan biz artık İncirli'deki üssün kapatılmasını istiyoruz. Askerlerin Türkiye'den çekilmesini talep ediyoruz. Ama normal bir diyaloğun tabii ki AB Birliği'ne katılım müzakeresi yapılması da normal değil, doğal değil. Çünkü hakikaten Avrupa'ya yakın devletlerle ancak bu tür katılım müzakereli yapılması gerekiyor. Türkiye'de belki yeni başlıklar açılmıyor ama şimdiye dek halen daha bu katılım süreci bir sona erdirilmedi ve bunu da çok şaşırtıcı buluyorum. Çünkü sadece müzakere görüşmeler yapılıyor mu? Aynı şekilde mali yardımlar var. 600 milyondan fazla bu ön süreçte, hazırlık sürecinde, geçici süreçte mali yardım tahsis ediliyor Türkiye'ye, Erdoğan'a. O bakımdan hukuki açıdan tabii ki bu mali yardım da ancak ne zaman durdurulabilir? Katılım müzakereleri durdurulursa ve bence çok net olması gerekiyor. Bir diktatörlükle, diktatör bir devletle AB'ye katılım müzakeresi mümkün değil. O bakımdan bu adaylık müzakerelerin, katılım müzakerelerinin durdurulması gerekiyor. Evet, birçok bu gelişmelerde tabii ki bu taraftan da büyük bir aynı şekilde sorumluluk bizim de parçamız ve istediği gibi hareket edebiliyor ve sürekli destek görüyor. Ama bu sadece bir parçası sorunun ve bizim somut olarak Türkiye'de, Almanya'da ve Avrupa'da bizi ilgilendiren kısma dönmek istiyorum. Evet, az önce söylediğim gibi bu savaş bölgesini Avrupa'ya doğru genişletiyor ve onu eleştirenleri Avrupa'da tehdit ediyor. Onlara gözdağı veriyor ve bence Alman hükümeti buna yeterince karşılık görmedi ve hatta orada olup bitenleri tam olarak takip ettiğini, ona karşılık verebilecek durumda olduğunu görmüyorum. Ve Erdoğan'ın İslamistler olsun, faşistlerden oluşan bir teşkilatı var. AKP'nin veyahut da şiddete hazır Joker çeteleri var. Aynı şekilde DİTİP'in bütün yapılanması doğrudan buradaki vatandaşları kontrol ediyorlar ve biliyoruz ki bu DİTİP'e mensup bu kollar, birlikler artık Erdoğan'ın uzun bir kolu haline geldi ve biz yani şöyle bir şey var, Erdoğan yanlısı olmayan kişiler bütün buralardan çıkartılıyorlar. Çünkü bu DİTİP'teki DİTİP'e bağlı bulunan bu camiler tabii ki Almanya'da da Müslümanların yaşaması yaşıyor ama kontrol altında, denetim altında kurtulan ve bir camiye gidip çıkan insanlar ve bu
bu konuda bu casusluk da ortaya çıktı ve net bir tavır sergilememiz gerekiyor. Biz Erdoğan için casusluk yapan kişileri sınır dışı etmek istiyoruz. Bu ülkede onların hiçbir şekilde yeri yok. 6000 casus olduğu söyleniyor. Casus olduğu söyleniyor ve bence Alman hükümeti bu casus teşkilatına hakikaten karşı bir savaş açması gerekiyor. Çünkü bu eyaletler düzeyinde çok yakından halen daha bunlara mali yardım veriliyor. Yani bu sadece birkaç adres not alınması falan değil, hakikaten cinayet komandolarına kadar bunlar gidebiliyor. Ve hepsi bu ülkede bizim ülkemizin toprakları sınırları içerisinde oluyor. Ve o bakımdan bu insanların takip altına alınması gerekiyor. Ve az önce de alıntı yaptığım zaman ilk konuşmamın başında bunlar resmen tehdit ediyorlar ve şiddete teşvik ediyorlar. Ve böylece Almanya'da da hiç en azından Almanya'da görüş özgürlüğünü koruma altına almamız gerekiyor. Yani hiç olmazsa belki Türkiye'ye müdahale etmemiz bu konuda mümkün değil ama hiç olmazsa Almanya'da bunu sağlamamız gerekiyor. Federal hükümetin kararsızlığı, Erdoğan ve bakanları Almanya'da propaganda yapmaya kalktıklarında bu kararsızlık konusunda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sadece şunu söyleyeyim, utandırıcıydı. Sonunda Federal Anayasa Mahkemesi açık ve net bir biçimde dedi ki, federal hükümet yetkilidir bu konuda. Federal hükümet saklanıyor. Küçük belediyelerin belediye başkanlarının arkasında saklanıyor. Ve o belediyeleri bu sorunla yalnız bırakıyor. Bu çok utandırıcı. Burada federal hükümet sanki bu işle hiçbir ilgisi yokmuş gibi yapmaya çalıştı. Avusturya hükümetinin yaptığı gibi ya da Hollanda hükümetinin yaptığı gibi açık konuşmak yerine ve açıkça biz burada diktatörlük propagandası yaptırmayız demek yerine hiçbir anayasa böyle bir şeye izin vermez. Evet, artık bu propaganda yapılmayacak. Erdoğan'ın şebekesi büyük bir âli cenaplık göstererek bakanlarımıza artık toplantı yaptırmayacağız dedi. Bunun karşılığında verilen bir şey mi bilmiyorum ama mesela AKP propagandası yapanlar şimdi Almanya'daki talk show'lara davet edilmeye başladılar. Müthiş yoğun bir biçimde. Mesela İlner'in programına katıldıklarında milyonlara hitap ediyorlar. Böyle birkaç bin kişiye hitap etmenin çok daha ötesinde. Bayağı da dikkat çekici bu. Bu insanlara büyük imkanlar sağlanıyor. Ben de bilmiyorum, kimse de bilmiyor. Acaba başka ne gibi formal olmayan tavizler verildi bu bakanların Almanya'ya gelmesinden vazgeçmesi için? Mesela gümrük birliği konusunda destek sözü mü verildi bilemiyoruz. Ancak bu tür pazarlıklar ki belli ki bu pazarlıklar yapılıyor, bu tür pazarlıklar hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Ve burada açıkça tutum almak lazım. Özellikle de ki bu da federal hükümetin önemli bir görevi aslında. Bir ortak Avrupa tutumu sergilemek lazım. Avusturya da bunu bekliyor. Avusturya hükümetini birçok konuda sevmeyebilirsiniz. Ancak bu konuda haklılar. Dediler ki Avrupa Birliği bir ortak tavır koysun ortaya. Bir ülke bir ülke başka türlü yapmasın. Ondan sonra bir de eyaletler birbirine karşı çıkıyor ortaya, birbirine giriyor filan. Federal hükümette hiçbir şekilde parmağını kıpırdatmadı. Böyle bir Avrupa uzlaşmasını sağlamak ve mümkün kılmak için. Onun için bu konuda da tamamen başarısız oldu federal hükümet. Almanya'nın Avrupa'da etki gücü olabilirdi. Ve Erdoğan'a hakikaten durdurma imkanı olabilirdi. Bunların hiçbirini yapmadı ve bu da hoş görebilir bir şey değil. Aynı şey tabii. Biraz önce de söylendiği gibi Erdoğan'ın Almanya'daki çeşitli örgütlenmeleri için de söz konusu. Sadece görmezden gelmekle kalınmıyor.
Sadece bu örgütlerin, örgütlenmelerin Almanya'daki etkisi fark edilmezmiş gibi yapılmakla kalınmıyor. Demezier mesela İslam konferansıyla böyle bir işbirliğini hala savunuyor. Birçok Avrupa ülkesinde bir çifte hukuk var buna rağmen. Hollanda mesela. Hollanda bir yandan Wilders'in gayet açık bir şekilde ırkçı olan ve İslam düşmanı olan ve son seçimlerde %13 oy alan partisi var. Ama bir yandan da Göçmenler Partisi olduğunu iddia eden bir parti var. Tabii bu Göçmenler Partisi falan değil. Gayet açık bir şekilde Erdoğan'ın politikasını destekliyor. Ve Erdoğan'ın Almanya'daki etkisini artırmaya çalışıyor. Ve seçime girdi. Sadece %2 aldı, evet. Ama bu gene de yetti 3 sandalyeye sahip olmak için. Büyük metropollerde ise %5'in üzerinde oy aldı. Tabii burada dikkat çeken bir şey var. Aynı kefeye koymak istemem ama Türkiye'nin dış politikası da pekala 3. Reich'in dış politikasına benzerlikler gösteriyor. Yani mesela şu konuda başka ülkelerde azınlıklar yaratmak ve bunlar üzerinden kendi şiddet politikasını, kendi jeopolitikasını ve kendi baskı politikasını başka ülkelere de yerleştirebilmek için. İşte burada çok önemli olan şey federal hükümetin kendi politikasının kurbanı olmaması ve Erdoğan'ın dezentegrasyon politikasının tuzağına düşmemesi. Çünkü Almanya'da yaşayan Türkler de giderek daha fazla bölünüyor. Ve faşizan sağ, popülist sağ ve Erdoğan tarafından denetlenen bu sağ sanki birbirleriyle bağlantılı borular gibi işlev görüyor. Bileşik kaplar gibi birbirlerini güçlendiriyorlar. Sağ örgütleri güçlendiriyorlar. Bu tabii ki bir İslam düşmanlığını da teşvik ediyor. Ama bir yandan da İslamcı örgütleri var Erdoğan'ın. Bunlar da diğer sağcıları güçlendiren argümanlar sunuyor. Ve bu giderek artıyor. Almanya'da özellikle genç bir kuşağın. Ki Türkiye'de de doğmamış çok büyük bir çoğunluğu. Almanya'da doğmuş bu insanlar. Şimdi bu kuşağın bir kısmının İslamcılara kendini çok daha yakın hissettiğini ve anne baba kuşağına göre çok daha radikalleştiğini düşünecek olursak bu büyük bir entegrasyon başarısızlığıdır, iflastır. Yani sadece Erdoğan'ın ne istediği, örgütleriyle burada ne yapmaya çalıştığı değil burada mesele. Neden insanlar Erdoğan'ın bu mesajlarını almaya bu kadar hevesli? Neden buradaki Türklerin bir kısmına bu kadar rahat ulaşabiliyor? İşte o zaman bir toplumsal sorundan da bahsetmemiz lazım. Tabii bununla ilgili bu insanlara fırsat sunulmaması, büyük işsizlik, Ruhr bölgesine bakın. Kaç tane çocuk, göçmen kökenli çocuk, yoksul, ona bakın. Neredeyse her iki çocuktan biri bu durumda. Tabii böyle bir durumda olmayanlara göre bu çocuklar çok daha yatkın oluyorlar Erdoğan'ın tuzağına düşmeye. Bu Erdoğan'ın işini kolaylaştırıyor. Bu Türkiye kökenli kesimler içinde İslamcı sözleriyle, mesajlarıyla çok daha rahat kök salabiliyor ve entegrasyonu tamamen sekteye uğratıyor. Çünkü artık entegrasyon siyasetinin hiçbir şekilde ulaşamayacağı insanlar ortaya çıkıyor. Bu insanlar halen Almanya'da yaşamalarına göre aslında kafalarında bambaşka bir ülkeye yönelik olarak yaşıyorlar. Bunu engellemek istiyorsanız, devletin kendini sosyal konulardan giderek geri çekmemesi lazım. Mesela çocukların ev ödevlerine yardım gibi somut konuları da sivil inisiyatifleri bırakması değil, hayır devletin görevi olarak görmesi lazım. Entegrasyonun başarısı için uğraşması lazım. Tabii entegrasyon, sosyal hayatta yükselme perspektifleri, meslek fırsatları ile ilgili bir şey, bütün bunlar yoksa bu insanların radikalleşmesinin de yolunu açıyor. Bu Almanya'daki sağ için de aynı şekilde geçerli, sadece İslamcı sağcılar için değil. Yine her iki taraf için söz konusu olan şey şu.
Bu tür gelişmeler her zaman savaşa ve yoksulluğa ve felakete yol açmıştır. Onun için diyorum ki, hiçbir zaman bir ikinci fırsat verilmemeli bu diktatörlere. Onun için federal hükümet üzerindeki baskı artırılmalı. Erdoğan'ın bütün bu çabaları da karşı, elindeki bütün imkanlarla, ki bu imkanlar az değil, zaten birçoğunda saydım. Bütün bunlara Erdoğan'a bir set çekmesi lazım. Ona karşı durması lazım. İşte biz federal mecliste bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz federal hükümet üzerinde baskı uygulamaya devam edeceğiz bunun böyle sürmemesi için. Bizim yerimiz en azından terör destekçisi Erdoğan'ın yanında olmak değildir. Siyasi takibat altındaki insanların yanındayız biz. Türkiye'deki. Ve tabii burada konuk olarak ülkemizde bulunan Erdoğan'ı eleştiren insanlar da bizim müttefikimizdir. Bizim Türkiye'miz o. Bizim işbirliği yapmak istediğimiz Türkiye işte tam da bu. Ve bundan sonra herkesin işbirliği yapmasını istediğimiz Türkiye tam da bu. Ve tabii hep birlikte baskıyı artırmamız lazım. Aynı şekilde zindana atılmış olan gazetecilerin serbest bırakılması için de Deniz Yücel, Almanya'da en fazla insanın şahsen tanıdığı insan, ancak sırf Deniz Yücel değil, yüzlerce insandan bahsediyoruz. Baskı altında binlerce insandan bahsediyoruz illaki tutuklanmış olmasalar bile. Ne kadar çok insanın şu anda Türkiye'de hakikaten demir parmaklıklar ardında olduğu ya da inanılmaz kabul edilemez koşullarla tutulduğunu hatırlayalım. Onun için bugünkü toplantıyı iyi ki yaptık. Bundan sonra da yapılacak konuşmaları büyük bir heyecanla bekliyorum. Teşekkürler.